Riva'ya gidiyoruz. Muhabir arkadaşım Ahmet Selim Kul bizi bekliyor. A Milli Futbol takımımız İskoçya ve Çekya ile oynayacağı maçların hazırlıklarından başladı. Antrenmanlardan detaylar neler? Ahmet Selim söz sende. Ceyda Dönmez, teşekkürler. Milli takımımız lige verilen aranın hemen ardından İskoçya ve Çekya ile oynayacağı hazırlık maçlarının çalışmalarına başladı. Kameraman arkadaşım Ege Ural'ın size canlı olarak aktardığı bu görüntülerde bu iki maç öncesinde yapılan antrenmanlardan ilkini izliyorsunuz. Milli takımımız Dünya Kupası'na ne yazık ki katılamadı. Eleme maçlarında, playoff maçlarında Portekiz'de çok şanssız diyebileceğimiz bir şekilde elenmiştik. Bu sebeple Dünya Kupası'na katılma hakkını elimizden kaçırmıştık. Bu süreci de iki hazırlık maçı yaparak değerlendirme kararı aldı. Teknik heyetimiz, Stefan Kuntz ve ekibi bu şekilde bir planlamayla iki tane önemli maç oynanacak. İlk oynanacak karşılaşma Diyarbakır'da oynanacak İskoçya ile, ardından Gaziantep'te Çekya ile karşı karşıya geleceğiz. Tabii ki o maça dair detayları aktaracağım. Ama önce takıma dair notlardan bahsedelim. Milli takımımızda gerçek ilk kez çağrılan isimler var. Genç isimler var. Genç isimler, ilk kez çağrılan isimlerden başlayalım. Onur Bulut, ki şu anki antrenmanda yer almadığını belirtelim. Sebebi de rejenerasyon çalışması yapıyor olması, maçının olması sebebiyle rejenerasyon çalışması yapıyor. Bu yüzden Onur Bulut antrenmanda yok. Samet Akaydın, Adana Demirspor forması giyen başarılı stoper oyuncusu, 28 yaşında ilk kez milli takıma çağrıldı ve şunu da belirtelim ki Samet'in de hemen antrenman öncesinde açıklamaları olmuştu. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Şimdiki hedefim burada kalıcı olmak ifadelerini kullanmıştı. Samet dışında ilk kez çağrılan isimlerden devam edecek olursak Tayyip Talha Sanuç yine bir başka eski Adana Demirsporlu, şu anda Beşiktaş forması giyiyor. O da ilk kez milli takıma çağrıldı. Tabii Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun göz bebeği desek yanlış olmaz. Arda Güler de ilk kez milli takıma çağrılan isimler arasında yer alıyor. Şu anda da kameraman arkadaşım Ege Ural size Arda Gürel'in görüntülerini aktarıyor. İlk kez çağrılan isimleri saymaya devam edelim. Yine bir başka Türk futbolunun göz bebeği diyebileceğimiz çok önemli yeteneği Emirhan İlkkan da ilk kez A milli takım kadrosuna çağrıldı. Yine Türk futbolunun çok şey beklediği isimlerden bir tanesi. Saydığım bu 5 isim ilk kez A milli takıma çağrıldılar. Bunun dışında yine kadro daveti alan fakat gelemeyen isimler oldu. Fenerbahçe'de bu sezon yeniden bir ivme yakalayan, geçtiğimiz yıl Karagümrük'te yakaladığı ivmeyi yukarı çeken Emre Mor davet almıştı. Fakat ayak bileğinde yaşadığı sakatlık gerekçesiyle bu davete icabet edemedi Emre Mor. Yine kadroya çağrılan Merih Demiral de kulübü Atalanta'nın talebi doğrultusunda kadrodan affedildi. Kadroda buraya gelmedi Merih Demiral de. Bu iki isimden de yoksun olduğunu ifade edelim. Onur Bulut ve Zeki, dediğimiz gibi şu anki antrenmanda yer almayan isimler, sebebi de rejenerasyon çalışması yapıyor olmaları. Bu iki isim antrenmanda yoklar. Bunun dışında Enes, Orkun, Cengiz ve Hakan aslında milli takımımızın tecrübeli isimleri diyebiliriz. Onlar da seyahat programı sebebiyle burada yer almayacaklar. Bu akşamki antrenmanda yer almıyorlar. Tabii ki yarından itibaren onlar da takıma katılacak. Yarın programdan da bahsedelim. Yarın saat 14.30'da milli takımımız Diyarbakır'a gidecek. Saat 18.15'te Diyarbakır Stadyumu'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz basın toplantısı gerçekleştirecek.
Ardından yine Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19'da bir antrenman gerçekleştirecek milli takımımız. Şunu ifade edelim. Tüm bu saydığımız organizasyonlar, basın toplantıları, antrenmanlar yine A-Spor ekranlarında olacak adım adım. Biz de milli takımı takip edeceğiz. Bunu da duyurusunu yapalım. Daha sonra Diyarbakır Stadyumu'nda çarşamba günü saat 20'de İskoçya'yı ağırlayacağız. Diyarbakır'da bir milli maç. Heyecan yüksek. İskoçya'yı genç takımımızı orada konuk edeceğiz. Ve bu maçın ardından da gece saat 23.15'te milli takımımız Diyarbakır'dan Gaziantep'e geçecek. Cuma günü yine saat 18.15'te Gaziantep Stadyumu'nda bu kez Stefan Kuntz bir oyuncuyla, teknik direktörümüz Stefan Kuntz bir oyuncuyla birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Yine saat 19'da da antrenman gerçekleştirilecek. Çekya ile oynayacağımız maç öncesinde ve 19 Kasım Cumartesi günde Gaziantep Stadyumu'nda Çekya'yı konuk edeceğiz ve bu maçın ardından da milli takımımız hemen İstanbul'a dönüş yapacak ve takım orada dağılacak. Milli takımımız şu anda daraltılmış alanda bir iki grup halinde, hatta evet iki grup halinde bir çalışma gerçekleştiriyor. Kaleciler tabii ki takımdan ayrı olarak çalışıyor. Milli takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak hedefinde. Ve bu şampiyona ön elemesine, eleme turlarına en iyi şekilde hazırlanmak için takımımız iki tane hazırlık maçı gerçekleştirecek. Tabii Hırvatistan grubumuzda aslında bizim bulunduğumuz konumu düşündüğümüzde maalesef son yıllarda aldığımız başarısız sonuçlarla birlikte biraz sıralamalarda geride kaldık. Bu yüzden tabii ki hiçbir rakibi küçümseme şansımız yok. Özellikle yine son yıllarda çok zayıf rakiplere karşı puan kaybı yaşadık maalesef. Çok iyi hatıralar olmayan maçlar oynadık zayıf takımlara karşı. O yüzden bizim tabii ki ülke olarak, ülke futbolu olarak hiçbir rakibi küçümseme şansımız yok. Fakat bütün rakipleri düşündüğümüzde de kısmen daha başa baş mücadele edebileceğimiz, dişimizi geçirebileceğimiz bir gruba düştüğümüzü de belirtmek gerekiyor. Grubun seri başı Hırvatistan. Aslında son 10-15 yılda çok fazla karşılaştığımız, denk geldiğimiz bir rakip. Yine Galler. Gallerle de yine son yıllarda karşılaştık. Ermenistan ve Letonya'da diğer rakipler. Letonya'yı anlatmaya gerek yok. Tabii ki futbol seviyesi olarak, futbolcuların, takımımızın kıyası olarak aynı seviyede değiliz ama ne yazık ki başımıza çok iş açmış bir takım. Ama Stefan Kuntz yönetiminde onları da deplasmanda son dakikada attığımız golle 2-1 yenmeyi başarmıştık. O şanssızlığı, şeytanın bacağını kırmıştık diyebileceğimiz bir karşılaşma olmuştu. Dileriz bu defa iki maçı da kazanacak şekilde geçeriz. Tabii ki Ermenistan'da yine bize göre zayıf gözüken bir rakip ama dediğim gibi milli takımımızın acilen ülke sıralamasında eski günlerine dönmesi için bizim hem bu şampiyonalara katılmamız hem de her maçtan mümkün olduğu kadar fazla puan toplamamız gerekiyor. Stefan Kuntz yönetiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde milli takımımızın antrenmanı devam ediyor. Bu arada Arda, yanılmıyorsam Arda'ydı o. Çok şık bir pas verdi. Tabii Emirhan da olabilir. Milli takımımız çalışmalarını sürdürüyor. Dediğimiz gibi zaten son dönemlerde yaşı iyice gençleşmiş bir takımımız var ortada. Ve gitgide bu yaş ortalamasında düştüğünü hatırlatalım.
gelecek için fazlasıyla umut vadeden oyuncularımız var. Tabii biz artık Emirhan gibi, Arda gibi 18-19 yaşlarında oyunculara sahip olduğumuz için belki diğer genç isimlere de haksızlık ediyoruz ama Orkun Kökçü kariyerinin daha başında diyebiliriz. 2000 doğumlu, henüz 22 yaşında. İsmail Yüksek 99'lu, Salih Özcan keza 98'li, Doğukan Sinik 99'lu, Kerem Aktürkoğlu 98'li. Yine hiç kimseyi unutmamaya çalışıyorum ama Berkay Özcan 98'li. Bunun dışında yine Ferdi Kadıoğlu 99 doğumlu oyuncularımızdan. Eren Elmalı 2000 doğumlu. Tayyip 99 doğumlu. 2000 doğumlu Ozan Kabak. Merih Demiral 98 doğumlu. Cenk Özkaçar bir başka stoperimiz, yine 2000 doğumlu. Ve kalecilerimiz de yine Altay 98 doğumlu. Doğan Alemdar, Ren Kalesi'ni koruyan yine bir başka başarılı file bekçimiz. O da 2002 doğumlu. Yani ben 98'i baz aldım ama genel olarak 24 yaşını baz aldım ama yaş ortalamamız gerçekten gelecek adına bu milli takımın başarabileceğinin çok şey olduğunu sinyallerini veriyor. Dileyelim ki hem milli takım olarak, yani takım halinde, hem de futbolcular kişisel olarak gelişimlerini sürdürürler. Ve çok şey beklediğimiz bu isimler, bu son yıllarda geçmişte yaşadığımız can sıkıcı sonuçların aksine başarılı, turnuvalara sadece katılmaktan mutlu olmadığımız, turnuvalarda iz bıraktığımız, düzenli olarak katıldığımız bir jenerasyon olarak iz bırakırlar diyelim, umut edelim. Tabii ki takımın dışında kalan isimler de söz konusu. Başka oyuncular da var, genç oyuncularımız da var. Dediğimiz gibi dileğimiz bu jenerasyonun, bu kadronun, milli takımımızın turnuvaya katıldığımızda çok büyük mutluluk yaşadığımız halinden, ki şu ana kadar sadece iki turnuvada gerçek anlamda iz bıraktık diyebiliriz. Tabii ki katılım hepsinde önemliydi. Hepsi ayrı ayrı başarılardı. Hiç başarıyı küçümsemek değil amacımız ama 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yaptıklarımızı, futbolcularımızın yeteneklerini ve potansiyellerini düşündüğümüzde fazlasıyla tekrar edebiliriz. Evet, antrenman devam ediyor ama biz artık yavaş yavaş buradaki yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Milli takım programımızı saydık. Çarşamba günü İskoçya ile saat 8'de, yine cumartesi günü Çekya ile ilk maç Diyarbakır'da, ikinci maç Gaziantep'te karşı karşıya gelecek milli takımımız. Biz de maç öncesi basın toplantılarını, maç sonrası röportajları, birçok gelişmeyi A-Spor ekranlarından paylaşmaya devam edeceğimizi hatırlatalım. Şimdilik buradaki yayınımızı noktalayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ceyda Dönmez.